حتى نشوف هلا عم نحاول نشوف. محمد annesinin babasını bombardımanda kaybetti. Tam o sırada onların yanındaydı. Düşünebiliyor musunuz? Annesi babasını cesetlerini dağılmış bir şekilde görmüş. Kafa bir yerde, kol bir yerde, bacak bir yerde. Bunu anlatmak istemiyorum. Anlatıyorum ki siz bilin. Bilin. Ve sağ çıkıyor. Fakat ne yazık ki bacaklarını, şu iki bacaklarını bu şekilde, yani ancak bütün hayatı boyunca böyle. Bu kısmında mesanesi yok ve karnında büyük bir yara var. O yarayla hayatında yaşayacak böyle, bu şekilde böyle. Bu çocuk bundan 3 sene önce, yani daha küçüktü. Bombardmanda sağ çıktı. Annesi babasını kaybetti. Darab akhwatu kutulu ma'u wal rukam bal fu هم من أكثر مصورين نحن معه وهو الركام وقفوا شالوه ما فكروا ما عم حطوا من نزز بعد سنتين هلا رجلين بنجل عنا ما بمشي نهائي هذا علاج سنتين شو اسمه؟ معتصم معتصم كايت ميز معتصم معتصمين hikayesi diğer çocuklardan hepsi acıklı bu da öyle bombardmanda kardeşlerini abisini iki kardeşini kaybediyor tek kalıyor. Bombardmanda ayaklarını ayaklarına bomba geliyor ve bayılıyor. Babası öldüğünü zannediyor. Artık babası öldüğünü görünce diğer çocuklarla beraber arabaya koyup diğer kardeşleriyle beraber arabaya koydu. Öldü diye zannediyor. Ancak hastaneye gittiği zaman ayılmış. Ama bir problem var ayaklarında. Burada işte Reyhanlı'daki hastanede Allah razı olsun şu anda yürüyebiliyor. Fakat hala midesinde problem var. Bir yaşındaydı. Yani o 14 aylıkmış. Uçak geldiğinde şey gelmiş işte bombardmanda yaralanmış. Fakat işte bacağını kaybetti. Musar soku bitkiri bakma. Karnında çok şeyler geldi. Yani uçak şey atılan bombanın demirleri falan geldi. Hatta hala bir çok karnında yaralar var. Karnı açık. Onun orada da bezleniyor yani. İstehlik milyon. ما يقارب 20 كيلو حليب 20 كيلو حليب ليه لانه بتشرب بتطلع فوقها ها günde yaklaşık olarak معتقد غير غذاء ثاني ما في تاخذ 20 كيلو حليب وسبع اكياس حبوبات كل يوم لانه كل ما قلت بنشيلها فورا مشان الجرح يشفى شوي مشان 20 كيلو 20 كيلو من 17 ل 20 بالضبط 17 ile 20 kilo arasında süt içiyorsa başka hiçbir şey alamıyor. Sadece sütle besleniyor. Çünkü içtiği gibi buradan çıkıyor. Başka bir şey alamıyor. Ve günde yaklaşık olarak yine o süt miktarı kadar da bez kullanıyor. Yani beze de ihtiyaç var. Annesi babası bombardmanda öldü. İkinci bombardmanda da babaannesi, halası, amcası. Nova 24 yaşında. Nova vücudunun tamamını yandı bombardmanda. Kocasını kaybetti, kardeşini kaybetti, iki çocuğunu kaybetti. Ve bütün vücudu yandı. Yandıktan sonra ayakta zor durdu ama hayatta tutulmak için mücadele etti. Şu anda şimdiki hali bu. Buraya gelip bu hastanede Dr. Feyz Bey'in hastanesinde tedavi görüyor. Biz bu kızımıza inşallah yardımcı olacağız.
هلا الحمد لله ايديها نحن كانت ايديها هيك الغريبة herhangi bir şey tutamıyordu. Şu anda elleri tekrar yavaş yavaş artık hareket edip bir şeyler tutmaya yani gayret ediyor, yapıyor. Kendisiyle bir röportaj yaptık, Allah razı olsun. Hayatta çok tutuluyor, hayatta çok mücadele ediyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyor. Raha Bahke. Evet. Nuha. Adı da Nuha. Hakkına aleyha. Sabika. Fakdat kulşi. Her şey. Tarat bil petrol cemil. Bombardmanda bomba düştüğü zaman uçaktan yanında bir gaz şey vardı. Ne derler? Mazot arabası vardı. O mazot arabasının yanında bomba düşmüş, patlamış. Yani vücudu her yeri yandı. Bazı organları da kopmuş. Evet, lahun ma bidir ta'midi. Yani ma bidir temşi. Buraya geldiğinde hiç yürüyemiyordu. Elhamdülillah hala temşi. Vücudu yanırdı. Şimdi artık yürüyor. Lakin yedi yasal mafiyat. Tamil petrol. Sol tarafta eli yandı. Eri, yani erimiş şeyden bir şey tutamıyor. Yet mabutusunda. Sağ eliyle ağzını götüremiyor. Yani yarım kalıyor. Maşallah. Şu anda ikisi tek bir evde yaşıyorlarmış. İkisi birbirine yardım ediyorlardı. Bu kardeşimiz buna yediriyor. O da yürümediği için o da elini ekmeye çalışıyor arabayı. O yataktayken giydirmeye çalışıyor. Hayatta tutulmalarına ben hayranım gerçekten maşallah. Bunca ailelerini kaybediyorlar, çocuklarını kaybetmişler, organlarını kaybetmişler, kollarını, bacaklarını ama hayatta tutuyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü iman var. Allah'a iman var, inanç var. İşte ondan dolayı.